Evet en sonunda heyecanla beklediğimiz yeni PlayStation Plus abonelik sistemi kullanıma sunulduğu yeni sistem PlayStation Plus, Essential PlayStation Plus, Extra ve PlayStation Plus Deluxe paket seçeneklerini içeriyor. Bu videoda sizlere hangi pakette ne var, fiyatlar neler ve hangisini almak lazım gibi pek çok detayı anlatıyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet oyun fiyatları aldı başını gitti. İş artık sadece konsol almakta kalmıyor. Bir de oyunlara ekstra para vermek durumunda. Tabii ekstra vereceğiz ama çok fazla para istiyorlar artık. Para yetiştirmemiz gerekiyor diyebilirim. Oyun nezdinde daha uygun maliyetli olur diye bilgisayar toplamayı düşünebilirsiniz. Bu defa orada yatırımı donanım bileşenlerini yapmanız lazım pek tabi bu noktada. PC tarafında olduğu gibi konsol tarafında da özellikle baktığımızda son dönemde ne var? Xbox Game Pass var ve burada iyi bir abonelik sistemiyle oyun severlere güzel bir seçenek sunmuş diye Microsoft. Sonunda Sony'den de bekliyorduk ve bu hamleyi yaptı. Yeni PlayStation Plus kullanıma sunuldu. Uzun süreleri PlayStation Now'ın nasıl evrileceğini ve PlayStation Plus ile nasıl entegre edileceğini merak ediyorduk. Mart ayında ilk detaylarını kavuştuğumuz yeni PlayStation Plus sistemi geçtiğimiz ayın başlarında da nasıl bir kütüphane ile bizlerle buluşacağı konusunda uzun ve detaylı bir liste yayınlamıştı. Bunlar elbette karşılaşacağımız oyunların küçük bir bölümünü içeriyordu ve kütüphane hızlı bir şekilde genişlemeye devam edecek. Ancak şimdiden heyecanlanmak için çok fazla sebebimiz vardı. Beklediğimizde sonunda aldık. Yeni PlayStation Plus sistemi ee, henüz ülkece tamamından faydalanamıyor olsak da 740'ten fazla oyunla beraber artık hayatımıza girdi. Bu videomuzda yeni PlayStation Plus nedir? Kaç seçenek var burada? Nasıl kullanılır? Hangi paketi satın almak daha mantıklı gibi soruların hepsini yanıtlayacağım. Yeni PlayStation Plus abonelik sistemi içinde 3 paket seçeneği sunuyor bizler. Essential, Extra ve Deluxe paket seçenekleri. PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra ve PlayStation Plus Deluxe. Bunlar da Essential temel paketi olurken adından da anlaşılabileceği gibi Deluxe pakete her şey dahil durumda. İçerikleri zaten geçeceğiz. Burada göreceğiz neler olduğunu. Ancak önce fiyatlarını söylemek isterim. Her paketi e, aylık, 3 aylık ve 12 aylık şekilde satın alabiliyorsunuz. PlayStation Plus Essential'ın fiyatı aylık 40 TL, 3 aylık 100 TL, yıllık ise 240 TL. Ortak kademe seçenek olan PlayStation Plus Extra'nın fiyatı aylık 60 TL, 3 aylık 165 TL, yıllık ise 400 TL. Üst paket olan PlayStation Plus Deluxe ise aylık 70 TL, 3 aylık 190 TL ve 1 yıllık 460 TL şeklinde. Birazdan içerikleri de öğreneceğiz ancak fiyatlar açıkçası oldukça makul geldi. Elbette yine en avantaj seçenek baktığımızda aylık yıllık 3 aylık arasında yıllık olandır oluyor. Bu arada eğer hala hazırda devam eden ve PlayStation Plus aboneliğiniz varsa ve üst pakete geçiş yapmak istiyorsanız sistem sizden üyelik bitiş tarihine kadar olan farkı talep ediyor sadece. sürenin sonunda yeni paketten işte Deluxe ve Extra'dan vazgeçmek isterseniz, devam etmek istemediğiniz eminiz, devam etmek istemiyorsanız e, yenilemeyi kapatabiliyorsunuz. Şimdi gelelim paketlerin içeriklerine. Yeni PlayStation Plus sistemi hala hazırda bildiğimiz önceki PlayStation Plus servisindeki gibi aylık oyunları sunmaya devam ediyor. Size. Yani Sony'nin her ay verdiği en az 2 oyunu kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. 3 paketten hangisini seçerseniz seçin. Essential, Extra veya Deluxe paketi seçin. Bu 2 oyun cepte. Buna ilave olarak oyun dosyalarını cloud üzerinden, bulut üzerinden yedekleyebilme, multiplayer yani çoklu oyuncu erişimi ve plus'a özel indirimler temel paket olan Essential'da da devam ediyor. PlayStation Plus Essential'da mevcut PlayStation Plus üyeliği, ayda e, 2 indirilebilir oyun, kaydedilmiş oyunlar için bulut depolama, multiplayer oyun oynama imkanı ve özel indirimler mevcut durumda. Bir üst paket olan PlayStation Plus Extra'ya geldiğimizde burada tabii ki Essential paketindeki her şeyin dahil olduğunu görürüz. Üzerine ne geliyor peki? PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun kataloğu geliyor. Burada PlayStation Studios oyunları ve diğer üçüncü parti firmalarda oluşan 400'den fazla oyun sizleri bekliyor durumda. Elbette liste önümüzdeki dönemde özellikle 3. parti oyunlar tarafından genişleyecektir ama daha şimdiden ilk ayda daha elimizde geniş bir liste var. Ne var burada? Spider-Man Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla, Demon's Souls, yine Red Dead Redemption 2, Dead Stranding var. Burada özellikle DirectX katı oyununuzu ben tavsiye ederim. Hani Normal standarttan daha fazla özellik var burada ki PlayStation 5'i e özel olarak geliştirilmişti. Control, God of War, Horizon, Zero Dawn, yine Days Gone, çok fazla oyun var yani. Shadow of the Colossus, oynamadıysanız muhakkak tavsiye ediyorum. Şahane bir oyundur. Little Big Planet 3. Ee, yine baktığımızda Second Son, Infamous oynamadıysanız PlayStation 4'de çıkan son oyun. Gerçekten müthişti. Özellikle aksan oyunlarından. Ee, burada gerçekten 400'den fazla dediğim gibi oyun var. Doom var. E, Mafya serisi var. Steep var. Ubisoft. Oyunları da burada yer alıyor. Bu anlamda oldukça e, ben tatmin edici buldum ki Far Cry, Classic Edition vesaire falan da burada göreceksiniz. Gerçekten çok fazla seç seçenek var. PlayStation Plus deneyimcisi geldiğimizde ise burada ülkemizde kullanıma sunulan... Ee, en geniş paket olduğunu söyleyebilirim. Burada Essential ve ekstra katmanlarındaki her şeye erişebilirken üzerine bir de klasik oyunlar kataloğu geliyor. O da şurada. Klasik oyunlar kataloğu beni en çok heyecanlandıran kısım oldu diyebilirim. PlayStation 1 ve PlayStation 2 dönemi. Bunu ilave olarak PSP dönemleri gerçekten muhteşem oyunlar dolu ve e Yeni nesil bu oyunların pek çoğunu tamamen es geçmek durumunda kalmıştı. Fakat şimdilik burada pek har hareketli burasının pek hareketli olduğunu söyleyemeyeceğim. Önümüzdeki dönemde buraya eklenecek olan tonlarca daha oyun olduğunu düşünüyorum ben. Ve bunların genişleyeceğini tahmin ediyorum. Ee, bununla beraber yani şöyle bakacak olursak. Kısaca Bioshock serisi var mesela. Ama Playstation 4 oyunu tabii ki bu. Aşağılar indiğimizde daha ilginç oyunlarla karşılaşıyoruz. Ee, Duke Nukem, Playstation 3 oyunlardan bir tanesi. Play, Duke Nukem Forever. Ee, yine Aşağılarda olmasa Frogger Returns var, Paintball 2 var. Ee, çok fazla oyun var ama e, şimdilik hani en azından bence başlangıç için ideal. Fakat ilerleyen zamanlar daha da genişleyecektir diye e, söyleyebilirim. Şimdi burada bir de ekstra bir şey daha var. Bununla beraber bu pakete bir de deneme sürümleri dahil. Yani Deluxe paketine ayrıca, ayrıca deneme sürümleri alabiliyorsunuz. Game Trials diye geçiyor bu da. Burada satın almayı düşündüğünüz oyunların e, deneme sürelerini, e, oyunları, deneme süresi boyunca oynayabiliyorsunuz. 3 saatlik bir deneme süresi var. Böylece satın alıp almayacağınıza karar verebiliyorsunuz. Mesela burada şimdi baktığımızda Tiny Tina Wonderlands var. Yeni oyunlardan bir tanesi. Horizon Forbidden West var. Bunlara bu paketi, Deluxe paketini tercih ettiğinizde Uncharted Legacy of the Thieves Collection var yine. Birkaç tane oyun var ki şimdilik bunlar birkaç tane. Bunlar da genişleyecektir yakın oyun çıkacak oyunlarla beraber. Bunları deneme sürümlerinde. Burada oynayabiliyorsunuz. Daha sonrasında alıp almayacağını karar veriyorsunuz. Güzel bir şey. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Ancak aslında dördüncü bir paket daha var ve bu bir nevi Deluxe paketiyle harmanlanmış bir servis ve adı PlayStation Plus Premium. Şimdi bu paket ülkemizde maalesef yok. Bizde bu paket Deluxe adı altında yer alıyor. Aradaki fark şimdi baktığımızda hani benim dahil olduğum paketin de premium olduğunu görüyoruz. Ee, peki niye? Bu çünkü hesap İngiltere hesabı, İngiliz hesabı. Ee, peki bunun ne fark var? Yani premium ve deluxe arasındaki fark ne? Ee, diğer tüm paketlerdeki avantajların yanı sıra premium pakette oyunlara indirmeden oynayabiliyorsunuz. Yani stream edebiliyorsunuz. Ancak ülkemizde PlayStation Now olmadığı için bu servis bizde deluxe adı olarak geçiyor ve e, PlayStation 3 klasiklerinde bu nedenle oynayamıyoruz. Burada aslında çok fazla seçenek var. Ben de pek çok oyunu buradan denedim stream etmeyi gerçekten çok başarılı. Keşke olsam işte buna stream deyince PlayStation Plus stream şey açılıyor ve tık diye de oyuna indirmeden e, başlayabiliyorsunuz. Tabii ki iyi bir internet bağlantınız olması tercih sebebi. Evet Essential, Extra ve Deluxe şeklinde 3 paket var dedim. peki hangi paketi almak daha mantıklı? Evet grafikler ve modern oynanış mekanikleri artık yeni de seçin oldukça önemli. O nedenle çok klasik oyun takıntınız yoksa Deluxe paket yerine e, Ekstra paketi tercih etmeniz daha makul olacaktır. Ekstra paketiyle hem Essential e, paketine sahip olabiliyorsunuz. Hem de üzerine e, ekstra PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunları dahil olmuş oluyor. Ha klasiklere ilginiz varsa... O zaman bence biraz daha bekleyin. Çünkü burada şu an için çok fazla eksik var. Klasik oyun kategorisi zamanla genişleyecektir. Sonrasında abonenizi yükseltmeniz daha mantıklı olacaktır. Şimdi peki bir diğer soru şu. Buradaki oyunlar kalıcı mı? Gidici mi? Ee, üçüncü parti oyunlar kalıcı değil maalesef. Örnek vermek gerekirse Shadow Warrior 3 için son tarih 5 Temmuz'du. Ve siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda Plus'a veda etmiş olacak yeni bir oyun. Ee gelişme olması. Yani. Bunun yanı sıra Siberia 19 Temmuz, işte Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 1 için 17 Ekim, 2 için ise 20 Eylül. NBA 22 için işte yine o da 31 Ağustos tarihleri son olarak gözükmekte. Elbette bu tarihler zaman içinde yine değişebilir. Evet vallahi açıkçası yeni PlayStation Plus eksikleriyle bile Game Pass'e ciddi rakip olmuş. Hatta eğer oyunları daha fazla ilginizi çekiyorsa da yanından geçip gitmiş durumda. Daha önce de daha önce bu tür geniş bir abonelik sistemi sunmadığı için oyun konsolu satın alım aşamasında tercih mecburen Xbox'tan yana e, kullanan ancak aslında PlayStation satın almak isteyen ve özellikle ilgisini Sony eksklusif oyunlara oyunları çekenleri cezbedecektir kanısındayım. Yeni PlayStation Plus sistemiyle PlayStation 5 satın almayı e, düşünen ancak oyun fiyatları gözünü korkutanlar için Bence açıkçası kocaman, dev bir katalog haline gelmiş. Özellikle ekstra seçeneğini tekrar ben altını çiziyorum ona bakın. Bu anlamda gerçekten başarılı bir seçenek. Evet yeni PlayStation Plus sistemi bu şekilde. pek tabii ki kıymeti ilerleyen haftalarda, aylarda belli olacaktır. Gelecek olan, eklenecek olan oyunlarla beraber. Sorularınız varsa yeni yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, oyunla kalın.